Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Avrupa Birliği fonundan sağladıkları 100 milyon euroluk finansman ile Kahramanmaraş'ın gelecekteki 100 yıllık altyapı sorununu çözeceklerini belirten Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrimize yeni içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı kazandıracağız dedi. Uzmanların ifade ettiğine göre yaklaşık 20 yıl sonra en önemli yağış özellikle 12 Şubat Dulkadiroğlu ilçelerimizin bulunduğu bu alanda bu kar yağışını gördük. Tabii yağışların fazla olması, don olması, kar olması asfaltlarımızı, yollarımızın da bakım ve tamir maliyetimizi arttırıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak bu sene sezon açtık ve asfaltlama çalışmalarına başladık. Takip ettiğiniz gibi özellikle asfalt plentimizi yeniledik. 40 milyonun üstünde bir yatırım yaptık. Hem kapasiteyi 3 katına çıkarttık, hem de ekipmanlarımızı yeniledik, hem de asfalt kalitemizi de arttırdık. Bu kapsamda inşallah bu sene 1000 kilometrelik bir asfaltlama çalışmamız olacak. İnşallah bunu da %100'e yakın gerçekleştireceğiz. Şu anda bulunduğumuz nokta bildiğiniz gibi şehrimizin kuzey kısmını transit olarak çalışma alanlara, sanayi bölgelerine, aynı zamanda Antep'e, buradan Kayseri bölgesine ulaşımı sağlayan kuzey çevre yolu güzergahındayız. Burası bildiğiniz gibi 30 kilometrelik bir güzergah. Bunun 10 kilometrelik kısmı biliyorsunuz daha önce belediye imkanlarımızla açılmış ve hizmete sunulmuş. Ama bu 10 kilometrelik süre içerisinde de yer yer güzergahlardan bir kısmının asfaltlanmadığını görüyoruz. Bunları da belediyemiz gördüğünüz gibi bu kalan yerlerinde asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Aynı zamanda bu güzergahın hem girişte 10 kilometre hem de çıkıştaki doğu batıdaki 10 kilometrelik açılmayan kısmı takip ettiğiniz gibi biz karayollarının bunu devre alması konusunda bir süreç başlatmıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın bildiğiniz gibi şehrimizi ziyaretinde kendisine arz ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız da karayollarımızın bu yolun açılmayan kısımların açılması, daha önce açılmış kısımların da ıslah edilmesi konusunda karayollarına talimat verdi Ulaştırma Bakanlığımıza. Ulaştırma Bakanlığımız, karayollarımız bu yolun hem yeni alanların açılması hem de mevcut açılan kısmının ıslah edilmesini üstlendi. Bunun yanında daha önce de ifade ettiğimiz gibi şehrimizin özellikle 12 Şubat Dulkadiroğlu ilçe merkezimiz ağırlıklı olmak şartıyla su, kanalizasyon, yağmur suyu altyapımızın yaklaşık %40'ının yenilenmesi gerekiyor. KASKİ'mizde yapmış olduğu bir plan çerçevesinde bu altyapı yenilemelerini yapıyor peyderpey. Çünkü bunu yapmak zorundayız. Niye? Eğer altyapımızı bugün yenilemediğimiz takdirde ileriye dönük daha büyük maliyetler veya kayıplar veya sıkıntılar oluşabiliyor. Bunu da hemşehrilerimizin hayatını zorlaştırmadan mümkün olan en hızlı bir şekilde bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu defalarca Kahramanmaraş'ta hemşehrilerimiz ifade ettik. Bunun için yurt dışından özellikle AB mülteci fonundan, göç fonundan Kahramanmaraş olarak önemli bir kaynak sağladık. Ben bunu defalarca söylüyorum. Bu kaynak çok önemli. Burada da tekraren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza, başta Çevre Şehircilik Bakanımız ve İller Bankası Genel Müdürümüz ve ekip olmak üzere onlara şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Bu kaynak çok önemli bir kaynak. Türkiye'de de en yüksek pay alan şehir olarak, Kahramanmaraş olarak biziz. Burada da bize pozitif ayrımcılık yaptı. Çünkü geçmişte diğer iller bu kaynaktan istifade etmişti. Çok özür diliyorum. Şimdi de sağ olsun Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz Kahramanmaraş'ımıza böyle bir destek sağladı. Bu kaynak 100 milyon avro. Bugünün parasıyla 1.7 milyar üzerinde bir kaynak. Önemli bir kaynak. Bunun yarısının hibe olması, yarısının da 30 yıldan fazla vadeli kredi olması işimizi son derece kolaylaştırıyor. Bunu bugün yapmak zorundayız. Çünkü şehrimizin en az 100 yıllık geleceğini kurtarmış oluyoruz. Hem su, hem kanalizasyon, hem de yağmur suyu altyapısıyla. Şehrimizde
kısmi olarak yağmur suyu altyapısı olsa da bir projelendirilmiş kapsamlı entegre bir yağmur suyu hattımız maalesef yok. Dolayısıyla bu kaynak yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu ve arıtma için kullanılan ve projelerde belli olan bir kaynak. Bu inşallah şehrimizin bu altyapısını da bu kaynakla yerine getirmiş olacağız. Manşet. Gerçek çok net.